haklı mısın sultanım? Merhum padişahımızın canına kasteden Davut Paşa'ymış. Fatih Sultanımız her şeyi biliyormuş. En başından beri biliyormuş. Madem öyle, bana yardım edecek misin acaba? Gel. Valide Sultan. Ne istiyorsun? Karanlıkta kalmış hakikatlerin gün yüzüne çıkmasını istiyorum. Ne hakikati? Hangi hakikatlerden söz ediyorsun? Sen hala akıllanmadın mı? Benimle oyun oynamayı kes artık. Oyun bitti sultanım. Derviş Paşa merhum padişahımızın katili. Siz de onunla birliktesiniz. Aranızda bir münasebet var. Deli saçması bunlar. Hünkar oğlum asla inanmaz sana. İspat edemezsin. Ederim. Öyle bir şahidim var ki bir sözü kâfi. Çalıştı gerçekten. Bu saldırdı gerçekten. Neler oldu sultanımıza? Konuşsana hatun. Bilmiyoruz. Daha yeni getirdiler. Sultanım. Gözem sultanım. Oh. İyi misiniz? Başım çok ağrıyor. Allah muhafaza gözlerinizi açamayabilirdiniz. Sultanım, şükürler olsun. İyisiniz. Nasıl desem, ben... Ağzında ne geveliyorsun acı? Söylesene. Handan Sultan, şahidinizin ben olduğumu öğrendi. Ve susmamı istiyorlar. Sultanımızdan yana korkum yok lakin... Derviş Paşa, eğer bunu öğrenirse canımı almak isteyecektir. Korkma canım. İkisi de yolun sonuna geldi. İkisi de mi? Sultanım, bana söz verdiniz.
Ne olursa olsun Handan Sultan'a zarar gelmeyecek. Paşa'ya olan alakası zinhar ifşa olmayacak dediniz. Ben sözlerimi tutarım acaba. Sen? Sultan'ı gizlice sırça köşke soktuğunu öğrenmiş. Bu yüzden seni ikaz edince de saldırdığını söyledi. Şehzademiz Mustafa iyi değildi. Hasta düşmesinden korktum. O yüzden bazı vakitler annesini görmesine müsaade ettim. Validem doğru söylüyor yani, öyle mi? Bu daha evvelki bir mesele. Hadiseyle alakası yok. Ayrıca ben zinhar saldırmadım. Yapar mıyım öyle bir şey? Olabilir mi hiç? Mümkün mü Ahmet? Anlat o halde ne oldu? Beni bağışla. Lakin bunu sana Handan Sultanımızın anlatması lazım. Bugün değilse yarın muhakkak anlatacak. Keşke hemen ayaklanmasaydınız, biraz daha istirahat etseydiniz sultanım. Kaybedecek vakit yok Cennet. Öyle de Hacı Ağa'ya güven olur mu bilmem. O zaman hepsini aynı kuyuya atarız, olur biter. Papatya şurubu sultanım. Rahatlatır biraz. Gel. Gel. Ne demeye geldin? Tehdit mi edeceksin yine beni? Taşıdığınız sırların yükü size ağır gelmiş olmalı. Zira bana yaptığınızın bir izahı yok. Nefesini boşuna tüketme Gözlem. Aslanım yalanlarına, iftiralarına inanmadı. Bir şahidin de yok artık. Henüz hünkârımıza hiçbir şey anlatmadım. Lakin anlattığım vakit Hacı Ağa da benimle olacak. Öyle değil mi Hacı Ağa? Doğrudur sultanım. Madem öyle, ne demeye geldin buraya? Git. Git anlat. Ne anlatacaksan anlat. Sen de şahitlik edersin Hacı Ağa. El birliğiyle kazın kuyumu. Hünkârımıza ben değil, siz anlatacaksınız. Derviş Paşa'nın padişah katili olduğunu siz söyleyeceksiniz. Dervişin sonu benim elimden olsun istiyorsun, öyle mi? Evet, ödeyeceğiniz bedel bu. Paşa'yı ölüme siz göndereceksiniz. Aksi halde
Hünkârımıza biz gideriz. O vakit sadece Derviş Paşa'nın bir padişah katili olduğunu açıklamakla kalmaz. Aynı zamanda size meftun olduğunu da söyleriz. Sultan. Yalvarıyorum size. Kösem Sultan'ın dediklerine kulak verin. Başka çıkar yol yok. Bırakın Derviş Paşa layığını bulsun. Siz kendinizi, hanedanımızın itibarını düşünün. Seni sadık bir adam bilirdim. Yazık. Ah acaba. Ölümün ihanetinden daha az üzerdi beni. İstediğini yapacağım. Lakin bana biraz zaman ver. Benim için kolay değil. Yarın akşama kadar vaktiniz var. Can. Sultanım. Sultanım dikkat edin. Heyecan bir kap getir, midem çok kötü. Melike, koş hekim kadına haber ver, derhal buraya gelsin. Tamam. Kızlar bir kap verin size. Bunlara haber verdiniz mi? Verdik. Ne yediniz, ne iş? Suyun içine zehir katmışlar. Zehirlemişler. Nerede kaldınız siz? Ne oldu? Sultanımızı zehirlediler. Eyvahlar olsun. Bir şey olursa hepinizi mahvederim. Ecan sen başında kal. Hünkârımıza haber verip geleceğim ben. Sultanım. Müsaadenizle. Sultanım, müjdeler olsun. Müjde mi?
Sizi kıvrandıran zehir değil, gebesiniz sultanım. Sultanımız gebe. Hep Cennet Kalfa'nın işleri hepimizi telaşa düşürdü. Neden beni görmek istediniz valide? İşitmediniz mi hadiseleri? Bu yüzden çağırdım aslanım. Bir olmalıyız. Birlikte olmalıyız ki Safiye Sultan bu vaziyetimizden daha fazla faydalanmasın. Kösem'i de davet ettim. Aramızda olanlara bir son vermek için. Lakin gelmedi. Kösem o gün bana söylediklerinizi kabul etmedi. Her şeyi sizin anlatacağınızı söyledi. Ne diyebilir ki başka? İnkar edecek elbet. Gel. Hünkârım. Valide Sultanım. Gel Kösem, gel otur. Biz de seni bekliyorduk. Nihayet geldin. Bağışlayın, geciktim. Şehzadelerimle meşguldum. Zor günlerden geçiyoruz Kösem. Seni bu yüzden çağırdım. Zira artık haremde huzur istiyorum. Benim de tek arzum bu sultanım. Gel. Eğer hünkârımıza hakikati açıklarsanız hepimiz huzur buluruz. Ne demek oluyor bu? Ne hakikatinden bahsediyorsunuz? Derhal izahat verin. Hünkârım, Derviş Paşa ile alakalı bilmediğiniz korkunç bir hakikat var. Öyle değil mi sultanım? Beni aslanımla yalnız bırakın. Bunu benden duysun isterim. Merhum baban. Sultan Mehmet Han. Abin Şehzade Mahmud'un canını kıydıktan sonra sıranın sana geleceğini biliyordum. Derviş de biliyordu. Kösem'in bahsettiği sır ne? Validem. Seni 5 yaşından beri kollayan, seni bir evlat şefkatiyle seven derviş. Senin hayatını korumak için büyük bir günah işledi Ahmet. Mahrum. Mecbur kaldığı için yapmış aslanım. Düz diyorsun, düz diyorsun.
olmasa baban, abin gibi seni de öldürmeye çalışacaktı. Senin canına da kıyacaktı Ahmet. Mecbur kaldığı için yapmış aslında. Buraya kadarmış. Handan Sultan cezasını çekmeyecek mi? Derviş Paşa'nın bir padişah katili olduğunu söylemek ona kaldı. Bu kadar mı sultanım? Derviş Paşa ile aralarındaki münasebetten hünkârımız haberdar olmayacak mı? Böylesi en münasebi. Hünkârımızın kalbi zaten yeterince kırılacak. Bari onu öğrenmesin. Şimdi vaziyeti nasıl? Hümaşah Sultan müdahale etmiş. Kömür suyu içirmiş. Lakin hayli kötü, iyileşmesi güç. Hümaşah Sultan niye oradaymış ki? Vallahi hiç anlamadım. Zehirlendiğinde yanındaydı Zahar. Sultan. Hacı Akayıp öldü diyorlar. Zülfikara da zehirlenmiş. İşittim. Mehmet Giray'ın da canını almış birileri. Allah rahmet eylesin. Hadi herkesi susturdunuz diyelim. Beni nasıl susturacaksınız? Akşam hünkâr oğlum daireme geliyor. Sen de gel. Ne anlatıyorsan anlat. Lakin bil ki seni tasvip edecek kimse yok artık. Ne siz ne Derviş Paşa kurtulamazsınız bu işten. Hünkârımız bu ölümlerin hesabını soracaktır. Soracaktır elbet. Lakin bizden değil. Safiye Sultan'dan. Zira üçünün de ortak düşmanı malum. Bence sen de dikkatli ol. Safiye'nin sonraki kurbanı olma. Artık ne yapacağız bilmiyorum sultanım. Bence siz de vazgeçin. Zinhar ispat edemezsiniz. Oyun mu yiyeceğiz Cennet? Yaptıkları yanlarına kâr mı kalsın? Ah! Felaket tellalı da geldi. Söyle bakalım Menekşe. Bu sefer kimin canı yandı? Sultanım, Halime Sultanımız sizi bekliyorlar. Muhakkak gelmeniz lazım. Hacı, şükürler olsun yaşıyorsun. Halime Sultanımız son anda yetişti. Çok şükür. Birinin taşın altına elini sokması gerekiyordu. O ben oldum Gözen. Hepimizi büyük bir dertten kurtardınız Sultan. İnşallah işe yarar. Yarayacak. Hiç endişeniz olmasın. Yarayacak. İşittik.
Kaybettiklerinden sonra iyi olmak, kuvvetli durmak zor biliyorum. Lakin seni böyle görünce benim de içim parçalanıyor. Sen ne zamandır biliyordun Gözen? Yeni öğrendim. Andan Sultanımızın söylemesini istedim. Lakin validem Derviş Paşa'yı korumayı seçti. Dün gece de yaptığı buydu zaten. Şimdi anlıyorum her şeyi. Zülfikar bu yüzden zehirlendi. Mehmet Giray bu yüzden vuruldu. Hepsi sırrı saklamak için. Rabbim beni dostlarımdan sakınsın. Hadiselerden mütevellit söyleyemedim. Belki bir teselli olur. Hamileyim. Bir evladımız daha olacak. Hayal ettiğimiz gibi büyük bir aile olacağız. Sevinmedin mi? Sevinmez olur mu? Bahar yağmurları gibi ferahlattın içimi. Ruhuma inen karanlığı aydınlattın. Şehzademiz daha olacak. Ya da senin gibi gül yüzlü bir sultanımız. Ağalar. Haremde lokmalar dökülsün, altınlar dağıtılsın. Herkes işitsin, bilsin ki Kösem Sultan hamile. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. İskender. Zülfikar Ağa'nın başına gelenler malum. Ne zaman iyileşir, ayağa kalkar belli olmaz. Az evvel yanındaydım sultanım. Allah acil şifalar versin. Amin. Onun eksikliğini sen dolduracaksın İskender. Hünkârımızın yanında ol. Bu yüzden geldim. Hünkârımız beni emretmişler. Âlâ. Ne olur gözünü kulağını dört aç. Hünkârımız benim en kıymetli varlığım. Her şeyim. Onu gözün gibi sakın. İçiniz rahat olsun sultanım. Hünkârımızın yanına canım feda. Bağışlayın sultanım. İskender çok iyi biri. Pek de yağız yiğit. Bence onunla evlenmek isterim. Yani onun gibi biriyle. Sen evvela büyü de